8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 58. Anka Kuşu Yayınevi. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Anka Yayınları Sayfa 58. Kötülükler bireye ve topluma zarar verir. Bu nedenle İslam dini her türlü kötü davranışı yasaklar. Örneğin dinimiz, yalan, hile, hırsızlık, iftira, dedikodu, kötü zan, haksızlık, yalancı şahitlik, büyüklenme gibi kötü davranışlardan kaçınılmasını ister. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın." Bir başka bir ayette ise, "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez." Bir iki ifadesi yer alır: "Etkinlik yetimin malına, rüştüne erinceye kadar ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir." İsra Suresi 34. Ayet. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi idet edinen herkesin vay haline. Hümeze Suresi 1. Ayet. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Bu harf, edep 57. Yukarıdaki ayetlerden ve hadisten ahlaki ilkeler çıkarınız. Bu ilkelerin birey ve toplum hayatı açısından önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap: İsra Suresinin 34. ayetinde yetimlere güzel davranılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi vurgulanmaktadır. Bu, bireyler arasında adaletin sağlanması, insanların haklarına saygı gösterilmesi ve sözlerin tutulması gerektiğini ifade eder. Hümeze Suresinin 1. ayetinde arkadan çekiştirmenin ve yüz yüze eğlenmenin kötü bir alışkanlık olduğu ifade edilir. Bu, insanların birbirlerini karalamaktan, dedikodu yapmaktan ve kötü niyetli söylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurgular. Hadiste, Müslümanların birbirleriyle kardeş olmaları, kin ve haset beslememeleri, 3 günden fazla dargın durmamaları gerektiği belirtilir. Bu ahlaki ilkelerin birey ve toplum hayatı açısından önemi oldukça büyüktür. İyi muamele, adalet, dürüstlük ve sözün tutulması, insanlar arasında güvenin oluşmasına ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. İftira ve çekiştirmenin önlenmesi, insanların birbirleriyle daha saygılı ve empatik bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar. Düşünelim, bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa Suresi 93. Ayet. Yukarıdaki ayet, İslam dininin insan hayatına verdiği değer konusunda size neler düşündürmektedir? Cevap: Yukarıdaki ayet, İslam dininin insan hayatına büyük bir değer verdiğini ve insan öldürmenin ciddi bir suç olduğunu vurgular. İslam, insan hayatını koruma konusunda son derece katıdır ve masum bir insanın öldürülmesini büyük bir günah olarak kabul eder. Bu ayet, insan hayatının kutsallığını ve korunması gerekliliğini yinelemektedir. 8. Sınıf Anka Kuşu Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.